Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Matematik Sahnesi kitabında Hazırlık Sahnesi 26'nın sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgen ve karenin ortak özelliklerinden biri değildir demiş. A seçeneğinde gençler köşegenler birbirini ortalar. Evet bu kare ile dikdörtgenin ortak özelliğidir. Köşegen uzunlukları eşittir gençler. Her ikisinin ortak özelliktir. Sevgili gençler köşegenler dik kesişir demiş. Şöyle bir kare dikdörtgeni çizelim. Şöyle bir kare. Bir de gençler dikdörtgen çizdiğini düşünelim. Gençler bakın burada karede gençler köşegenler birbirini dik ortalarlar. Aynı zamanda dik keserler. Ama dik dörtgende gençler bakın burada diklik yoktur. Yani burası dik açıyken burası gençler bakın dik açı olmaz diyoruz. Yani C seçeneği burada yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıtıdır. Denizli'ye geldiğimiz zaman karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Hem karede hem de dikdörtgende gençler bakın karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir diyoruz. D de doğrudur diyelim. İkinci soruyla devam edelim. Arada verilen dikdörtgenlerden kaç tanesi yamuktur demiş. Gençler burada en az iki tane kenarın paralel olması yeterlidir. Bakın dikdörtgen bir yamuktur. Paralel kenar bir yamuktur. Kare yamuktur. Eşkenar dörtgen de yamuktur. Gördüğünüz gibi dört tanesi yamuktur diyoruz. Ve A seçeneğini işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzda yukarıda verilen ifadelerden hangileri eşkenar dörtgenin bir özelliğidir demiş. Gençler eşkenar dörtgenden bahsediyoruz. Köşegenlere aynı zamanda açı ortaydır gençler. Evet bu ifademiz eşkenar dörtgenin bir özelliğidir. Düzgün çokgendir demiş gençler. Düzgün çokgende kenar uzunlukları eşit olacak ama aynı zamanda iç açıları birbirine eşit olacaktı. Eşkenar dörtgenin iç açıları eşit değildir gençler. Bundan dolayı ikinci ifade yanlıştır. Tüm iç açıların ölçüleri birbirine eşittir demiş gençler. Eşkenar dörtgende tüm iç açıları birbirine eşit değildir. Sadece karşılıklı açılar birbirine eşittir. Tüm kenar uzunlukları aynıdır gençler. Bakın bu da doğrudur. O halde 1 ve 4 doğrudur diyoruz. 1 ve 4 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri Tüm dörtgenler için ortak özelliktir. Evet Gençler, yani birinci baktığımız baktığımızda her iç açısı birbirine eşittir demiş. Gençler, bu tüm dörtgenler için doğru değildir. İç açıları toplamı 360 derecedir. Tüm dörtgenlerin 360 derecedir. Dış açıları toplamı gençler tüm çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bakın üçüncü ifadede dörtgenlerde de geçerlidir. Köşegen uzunlukları eşittir demiş. Gençler, bu ifadede yanlıştır. Mali 2 ve 3 tüm dörtgenlerde geçerlidir. Yani C seçeneği doğru cevap olur deriz. Yukarıdaki şekilde ABC'de eşkenar dörtgen FE, FC'ye eşittir demiş. Buna göre FEC açını istiyor. Arkadaşlar eşkenar dörtgende köşegenler aynı zamanda birbirini dik ortalar demiştik. Bakın buralar 90'er derecedir. O halde gençler. Üçgenimize bakın. Burada F, pardon, DFC 90 derece ise şu açımızı bulabilmek için gençler. Yani buradaki EFC açısını bulmak için 90 dereceden 18'i çıkarıyorum. 72 derecedir. 72 derece ise bizden istediği FEC. Yani şuradaki açıyı istiyor. İkiz kenar üçgende gençler bakın bunlar taban açılarıdır ve birbirlerine eşitlerdir. O halde ben 180'den 72'yi çıkartırsam 108 kalır. Taban açıları birbirine eşit olduğu için 108'i 2'ye bölersek gençler 54 derece olur. Evet buradaki e, FEC açısı veya DEC açısı diyebiliriz. 54 derece yanıtını gördüğünüz gibi Bolu seçeninde işaretleriz. Altıncı sorumuzda yukarıdaki şekilde ABC'de eşkenar dörtgen. BD, BD gençler yani köşegenimizin tamamı 20 santimetre. BD 4 santimetre. Bize FE'yi istiyor. Gençler bakın 20'yi 2'ye bölersem. Köşegenler birbirlerine eşit ortalar demiştik. Buralar 10'ar santimetredir. Hadi FE uzunluğu için ondan 4'ü çıkartırsak 6 santimetre olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve 6 yanıtını A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet 7. soruyla devam edelim. Evet 7. sorumuzda yukarıdaki şekilde ABC'de dikdörtgen ve EBCF karedir. Buna göre DEC açısını istiyor. Gençler bakın DEC açımız burası. Gençler bakın burası 60 derece ise A, B, E. Şöyle gençler Z kuralını düşünecek olursam burada paralel olduğu için buradaki Z kuralından dolayı bu açımız da 60 derecedir. Gençler karede biliyorsunuz köşegenler 90, köşeler 90 dereceydi. Köşegen köşegende gençler aynı zamanda açı ortaydı. Yani 92'ye bölersek Açılarımız gençler bakın buralar 45'er derecedir. Burası 45 derece aynı şekilde burası 45 derece. O halde bizden istenen DEC açısı bakın 60 ile 45'in toplamı olacak diyoruz. 105 Derece olur sorumuzun yanıtı evet, gördüğünüz gibi bolu seçeneği doğru cevap olur diyelim. Devam edelim 8. soruya geçelim. Yandaki şekilde ABCD eşkenar dörtgen olduğuna göre ABCD'nin çevresini istiyor. Gençler eşkenar dörtgense o halde tüm kenarlar birbirine eşitti. O halde sevgili gençler AD ile DC birbirine eşitse 5x eksi 18 eşittir diyorum. 4x artı 10'dan 4x'i sol tarafa eksi 18 sağ alalım. 5x eksi 4x 10 artı 18 oldu. Buradan x eşittir 28. Gerçi x 28'e herhangi bir kenarı bulalım. Ad uzunluğu bulmak istiyorum. 4x artı 10 demiştik. Burada x yerine 28'i yazarsam 4 çarpı 28 artı 10 olur. E 4 kere 28 gençler. 4 kere 8 32 elde var. 3 4 kere 2 8, 3 daha 11. Evet 10 toplarsak da 122 santimetre olur. AD uzunluğu yani bir kenarımız. O halde çevre için 4 tane 122 gerekiyor gençler. 4 ile 122 çarparsak 488 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve bunu da denizi seçeneğinde işaretliyoruz. 9. soruyla devam edelim. Yukarıdaki şekilde ABCD yamuk A e ile BC paraleldir. A e ile BC o halde gençler bakın bu da birbirine eşittir. Bizden ADE açısını istiyor. ADE buradaki açı istiyor. Gençler öncelikle şöyle düşünelim. E, bakın burası 122 derece ise aynı şekilde burası 122'dir. Gençler 180'den 122'yi çıkartırsam Evet bakın taban açımız 58 derecedir. Burası da gençler taban açısıdır. Çünkü AD ile AE birbirine eşittir. O halde bu iki açı birbirine eşittir. Bizden istenilen ADE açısıydı gençler. Özür dilerim. ADE yani şu 58'i istiyordu. O halde sorumuzun yanıtı evet gördüğünüz gibi Bolu seçeneğinde yer alır diyoruz. Evet 10. soruyla devam edelim. Yandaki şekilde ABCD karedir. Buna göre EAF. EAF bizden buradaki açı istiyor. Peki gençler. Öncelikle arkadaşlar şöyle diyelim. E, AC burada köşegen ise gençler. AC köşegen ise. Aynı zamanda DB köşegen ise gençler. Köşegenler bunu ne yapıyor? 90 dereceyi 2'ye bölüdü. Bakın buralar 45'er derecedir. 45 derece. E, gençler şurasının tamamı 45'ti. Şunun tamamı 45. O halde ben buradaki FAB açısını bulmak için 180'den 120 ile 45'i toplayıp çıkarmam gerekiyor. FAB e, açısı diyorum. 180 eksi 120 artı 45 olur. 180'den 165'i çıkartırsak 15 derecedir. Bakın burası gelirse 15 derece. Arkadaşlar bunun tamamı 45'ti. O halde EAF açısı. 45'ten 15 çıkartırsam 30 derece olur sorumuzun yanıtı diyoruz. 30 yanıtına A seçeneğinde işaretliyoruz. 11. sorumuza geçelim. Yukarıdaki şekilde KLM'nin yamuk ve KLLM'ye eşittir demiş. Gençler burada KLM ikiz kenar üçgen çıktı. Buna göre KLM kaç derecedir diyor. Şimdi sevgili gençler. O halde arkadaşlar bakın şöyle düşünelim benden KLM açısı yani şuradaki açıyı istiyor. Sevgili gençler. E, yamukta yamuk arkadaşlar bakın birbirini takip eden açıların toplamı 180 dereceydi. Yani ardışık açılar 180 dereceydi. Hadi ben buradaki açı eğer x dersem x 82 ve 58'in toplamı x artı 82 artı 58'in toplamı 180 derece olacak. Buradan gençler 82 ile 52'yi toplarsam 140 yapar. X artı 140 180 dereceye eşitse x buradan 40 derecedir. Yani x dediğimiz bakın bu açı. ikizkenar kenar üçgen olduğu için aynı zamanda burası da 40 derece. O halde L açısını bulmak için 40 ile 40'ı toplayacağım ve 180'den çıkaracağım. O halde KLM açısı 180'den 2 tane 40'ın toplamını çıkarıyoruz. 180'den 80'i çıkartırsam 100 derece olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. 100 derece yanıtını Ceyhan seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. 12. sorumuzda yukarıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve FE diktir. Buna göre EFC açısı EFC bizden buradaki açı istiyor gençler. Gençler bakın burası 90 derece ise Arkadaşlar e, bunlar aynı zamanda açı ortaydı. Bakın B ile BD doğru parçası eşkenar üçgenin bir köşegeniydi. Gençler i̇şte bakın bu açıyla bu açıda 24 derecedir. Ve birbirine eşittir. Mali burası 90 derece ise DFE açısı. Yani şu açıyı bulalım. Evet, 90 ile 24 toplayacağım. 114 derece. 180'den 114 çıkartırsam 66 derece. Bakın burası 66 derece. Evet gençler. Bu 66'yı bulduktan sonra arkadaşlar aynı zamanda bakın buralarda gençler 90'er dereceydi. Sevgili gençler. Yani köşegenler birbirini dik ortalar diyorduk. O halde şu tamamı gençler 90 derece ise e, ben EFC açısını bulmak için bakın 90'dan buradaki 66'yı çıkarmamız gerekir. O halde EFC açısı Köşegenler birbirini dik ortalar demiştik. 90'dan 66'yı çıkartırsam 24 derece olur. Buradaki açımız diyoruz. 24 yanıtını da gördüğünüz gibi A seçeneğinde işaretliyoruz. Devam edelim. 13. sorumuza geçelim. Yukarıdaki şekilde A, B, yamuk. AE ve BE açı ortaydır. Buna göre A, e, B kaç derecedir? Şimdi Sevgili gençler bakın buradaki aynı açılara aynı simgeleri verelim. O halde dörtgenin gençler, yamuğunda iç açıları toplamı e, 360 derecedir. Yani 2A, 2B 80 ve 70'in toplamı toplamda gençler tüm iç açıların toplamı 360 dereceydi. Sen dersem 2A artı 2B artı 150 360 derece ise celi diğer tarafa eksi olarak gönderiyorum gençler 2A ile 2B'nin toplamı 210 derecedir. Sevgili gençler bizden A, E, B, yani şuradaki açı istiyor. Buraya X dediğimizi düşünelim. O halde dikkat edersek bize 1A ile 1B gerekiyor. 2A ile 2B 210 ise gençler 1A ile 1B'nin toplamı 210'un yarısı 105 derecedir. Aeb E, B üçgenine bakıyorum gençler. Bu üçgende sevgili gençler. X, A ve B'nin toplamı 180 derecedir. A ile B'nin toplamına 105 derece dedik. O halde X artı 105. 180 derece ise X'i bulabilmek için 180'den 105'i çıkarıyorum. Ve X'in değeri 75 derece olur diyoruz. Sorumuzun yanıtını 75 derece olarak A seçeninde işaretliyoruz. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim yandaki şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve ACE 3x artı 4 derece. ACE gençler şurası. 3x artı 4 derece. Buna göre x kaçtır demiş? Gençler burada köşegenler aynı zamanda açı ortaydı. Bakın burası 32 derecedir ve birbirini dik ortalar demiştik. O halde AEC üçgenine bakarsam. 90, 32 ve 3x artı 4'ün toplamı 180 derece olacak. 90 artı 32 artı 3x artı 4 üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Düzenlersek gençler 90, 32 daha 122. 4 de eklersem gençler 126. 3x artı 126 180 derece ise 126'yı diğer tarafa eksi olarak gönderelim. Buradan 3x 54 derecedir. Her iki tarafı 3'e bölelim gençler. Gördüğünüz gibi x'in değeri 18 derece olur diyoruz. Ve 18 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Evet. Bir nokta nokta aynı zamanda yamuktur demiş gençler şeklinde cümle aşağıdaki hangisi de tamamlanamaz. Gençler yamukta en az iki kenar paralel olacak ve dörtgen olacaktı. Bakın paralel kenar olabilir. Dikdörtgen olabilir, kare olabilir. Ama beşgen gençler bir yamuk değildir. Evet bunun için denizi seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet yukarıdaki şekilde ABCD yamuk, DE ve AC açı açıortay ve AB 20 santimetredir. Buna göre AD artı BC kaç santimetredir diyor. Sevgili gençler bakın şöyle bir Z kuralı görelim. Bu Z kuralına bakın buradaki açımızla buradaki açı birbirine eşittir. Aynı zamanda gençler bakın bu açı da noktalar açı olduğu için bu iki kenar birbirine eşit olacak. Diğer taraftan gençler farklı bir renkle yine Z kuranı gösterelim. Bu çentikli açı ile gençler bakın bu çentikli açı eşittir. O halde bu kenarla bu kenar da birbirine eşittir. Sevgili gençler bakın burada AB dediğimiz 20 santimetreydi. Bu 20 santimetre gençler bakın buradaki evet, AE ile EB'nin toplamı. Peki bizden AD dedi gençler. Dikkat edersek AE aynı zamanda AD'ye eşittim. E, BC'de BC de gençler buradaki EB'ye eşitti. Yani AE ile EB'nin toplamı demek gençler 20 santimetreydi. E, AE yerine ben AE'nin eşi AD'dir. EB'nin eşi de BC'dir gençler. Bunları toplamak aslında A e ile EB'yi toplamak demektir. Yani 20 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Bir... Evet arkadaşlar, devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. 17. sorumuza gençler. Yukarıdaki şekilde ABCD yamuk olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir diyor. Gençler buradaki ABC açısını istiyor. Yani şu açımızı istiyor. E şimdi sevgili gençler bakın bu yamuktan bir paralel kenar çizmeye çalışalım. BC kenarına paralel bir kenar çizdiğini düşünelim. Hadi burası 6 cm ise burası 6 cm'dir. Gençler bakın buradaki açımız 64 derece ise Burası e, sevgili gençler 4 olduğu için buraya 4 dersem Ondan 4'ü çıkarıyorum burası 6 cm. Bakın gençler A buraya eğer E diyecek olursam AE ile e birbirine eşit işte oldu. 6 cm 6 cm olduğu için burası ikiz kenar üçgendir diyorum. Yani burası 64 ise burası da 64 derecedir. gençler, Burası da 64 derece dedik. Peki bizden istediği açımız gençler. Bakın burası ikiz kenar üçgen oldu. O halde şu açıyı bulabilirim. Farklı bir renkle gösterelim. İkiz kenar üçgenin gençler tepe açısıdır. O halde 64 ile 64'ü toplayacağım. 128 derece. 180'den 128'i çıkartırsam. Ondan 8 çıktı 2. 7'den, 7'den 2 çıktı 5 gençler. 52 derece. Şuradaki açımız gençler. 180'den 52'yi çıkartırsak 128 derecedir. Bizden istenen buradaki B açısı da. Paralel kenarda gençler neydi? Karışıklı açılar birbirine eşitti. O halde B açısı da gördüğünüz gibi 128 derece olur diyoruz. O halde istenilen ABC açısı 128 derece olur diyorum ve 128 yanıtını Denizli seçeneğinde işaretliyorum. 18. ve son sorumuza geçelim. Yukarıdaki şekilde ABCD kare BDE doğrusaldır. Buna göre EAD açısı. EAD bizden buradaki açı istiyor. Sevgili gençler karede biliyorsunuz aynı zamanda DB köşe gelse. Bakın burası 45 derecedir. Sevgili gençler 45'ten dolayı bakın burası doğrusalsa gençler 180'den 45'i e çıkartırsak buradaki ADE açısı 135 derecedir. Şu açımız 135 derece. Gerçekten 135 ile 122 toplayıp 180'den çıkartırsam A açısını elde ederim. Bizden istenilen EAD açısıydı. 180'den 135 ile 122'nin toplamını çıkaracağım. 135 ile 22'nin toplamını çıkaracağız. 180 eksi 135 22 daha 157. Evet 180'den 157'yi çıkartırsak da 23 derece olur. Bizden istenen açı ölçüsü. Bu da bolu seçeneğinde doğru cevap olur deriz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.